Evet arkadaşlar, böyle biraz tepeye çıktım. Tepeden Kinidos Büyük Koyu size daha rahat göstereyim diye. Şu gördüğünüz şunun gemicileri palatlarını çözüyorlar. Sabah gelmişlerdi. Şimdi çıkış yapıyorlar. Ne kadar kolay. Kaptanın işi, gemicileri de var. Şöyle yavaş yavaş merhaba manzarayı size göstereyim. Harika bir görüntü. Karşıdaki iskeleyi görüyorsunuz, boydan boya. İskeleye de yanaşabilirsiniz. Alargada da kalabilirsiniz. Alarga yerleri bayağı fazla. Evet, şöyle devam ettiğimizde burada patika yol var. Burada bir giriş var. Bu girişten içeri giriyorsunuz. Sağ tarafta gördüğünüz yerde antik kent, müze kartı veyahut da müze bileti alıp da girmeniz gerekiyor. Şu tarafa doğru çevireyim. Benim müzeyle, tarihle çok bir işim yok. Yani vallahi şu denizin güzelliği, görüntüsü. Şuradaki de benim ponçiyim. Ben bile zor görüyorum buradan. Ortadaki, ama hangi ortadaki? Buradan tarif etmek hakikaten zor. Burası da zamanın amfiteyatrosumuş. Ortaya çıkarmışlar. Kaza kaza. Burada bir 5-6 tane balıkçı teknesi de var. Paragat yapıyorlar. Ağ atanlar da var ama daha çok paragat yapıyorlar. Sabah bir tane kaptanımla görüştüm. Şurada teknesi görünüyor. Bej rengiyle beyaz. Filikadan çevirmiş. Vallahi hayatımda ilk defa filikadan bu kadar güzel çevrilmiş bir tekne gördüm. Harika güzellikte. Şimdi birazdan yanından geçerken yakından da çekimini yapacağım. Burada böyle şöyle komple dizili olan taşların üzerinde çok güzel işlemeler var. Yakından da göstereyim size. Yani bunları nasıl oymuşlar, nasıl uğraşmışlar anlam veremiyorum yani. Bu açıdan da size göstereyim. Burada böyle küçük bir restoran var. Tek işletme burası. Burada yiyecek, içecek, küçük çaplı alışveriş yapılabilir. Onun haricinde bir işletme burada yok. Tuvaleti var, duşu var. Gözlüğün markasını biliyor musun? Burada da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Selçuklu Üniversitesi Kinidos Kazı ve Araştırmaları Kazı Evi var. Buraya zannedersem herkesi sokmuyorlar diye biliyorum. Öğrenciler girebiliyorlar. Burası iskele yolumuz. Suyun kalitesini birazcık daha yakından göstereyim. Şimdi birazdan da nasip olursa su altını göstereceğim. Bak, filikacılar da buna iyi baksınlar. Hayatınızda böyle filika görmemişsinizdir. Bu filikayı kaptanım kendisi yapmış. Bayağı da eski bir filika ama gördüğünüz bej rengi boya değil, macun. Üstü boya. Ama hakikaten fabrikasyon gibi duruyor yani. Kaptanım, tekneni çekiyorum. Filikacılar diyorum izlesin. Görsünler yani böyle filika var mı yok mu. Şöyle bir çıtır geçebilir miyim? Geç. Vallahi harika. İçini çekiyorum. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Yani hayatınızda çok filika görmüşsünüzdür ama böyle filika görmemişsinizdir. Sağolsun. Kaptanım kendi elleriyle yapmış, doğru mu? Teknemizde yok yok. Neler var? Her şey var. Güneş enerjisi paneli var. 12 volt buzdolabı. Fırınlı ocak var.
Fırınlı ocak. Fırınlı ocak. Oo. İki göz. Ayakta durulacak kadar tuvalet var. Master kabin. Yatak. Çok güzel. İnvertörümüz var. Irgat var başta. 1000 watt'tan güçlü gibi o. İnvertör? Yok şey ırgat. Irgat 1500. 1500'lük değil mi? 1500. Çok güzel. 8'lik zincir var. 8'lik zincir var. Burada Raymer'in balık burcu işte. Radar. Teybimiz var. Vallahi harika ya. Bir iş sevgiyle yapıldığı zaman sonucu bu oluyor. Evet. Hakikaten çok güzel. Ben evet. Çok filika gördüm. Ama böylesini görmedim. Çirkin yapıyorlar. Bu çirkin değil. Bu güzel. Senin gibi yakışıklı. Dikkat et kafana. Tamam. Tamam. Şöyle arkasını da çekeyim. Evet. Dinlencesi var. Dinlencesi var. Duş ünitesi var. Oh, duşu da var. Şu balık bulucunun herhalde şeyi, evet. Aynası. Çok güzel. Harika. Burada balıkçılarımız var. Yerel halkın. Yani bu bottaki bak, motora bak ya. 100 beygir motor var. İnanılmaz gider. Uçar. Böyle devam ediyor. Burada Vamos diye bir yelkenli var. Onlar da İstanbul'dan çıkmışlar yola. Uzun bir seyir yapmışlar. Müsilaja çok denk gelmişler. Burada bir tane yabancı yelkenlimiz var. Bol bol üstü bayrak. Güzel kurbağa var. Üstünde. Bu da benim kurbağam. Evet arkadaşlar. Kısaca Kinidos tanıtımımız. Tanıtımım bu kadar. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Suyu da harika. Instagram'da, YouTube'da falan mutlaka görürsünüz.
Akdeniz, yani bu hat artık suyu böyle. Yani bundan sonra ekstrem bir hava durumu olmazsa şayet geneldeki su bu. Yani işte dalga boyu şöyle olacak, rüzgar bu kadar esecek falan filan, onların hepsi arkamda kaldı. Artık suyun durumu bu olacak. Bir de hep böyle kıyıya paralel koy koy, işte günlük en fazla 30 mil 30 mil yol yaparak devam edeceğim. Çünkü artık güzellikler başlıyor. Su da güzelleşiyor, koylar da güzelleşiyor. Şu anki istikametim Datça. Datça'ya uğrayacağım. Mazotumu tamamlayacağım. Çünkü Datça'dan sonra fazla böyle işte mazotu falan filan olan bir yer yok önümde. Datça'da mazotumu da tamamlayacağım. Birazcık erzak alışverişi vesaire. Muhtemelen akşama kadar Datça'dayım. Akşam ya Alargada kalırım ya da başka bir koya geçerim. Evet arkadaşlar, Datça'ya geldim. Önce kooperatife bağlandım. Pis suyu boşalttım. Oradan makbuzumu, mavi kartımı vesairemi aldım. Bunlar burada çok önemli. Yani burada derken her yerde çok önemli. Çünkü sahil güvenlik çevirdiğinde mavi kartınızı ve ne zaman boşaltım yaptığınızı soruyor. Böyle bu sıraya yanaştım. Yanımda çok devasa LA diye bir yat var. Datça çok güzel bir yer. Aslında eski Datça çok güzel bir yer. Yeni Datça böyle sahil kenarı olan bir yer. Küçük bir limanı var. Şimdi büyük bir limanın inşaatına hükümet başlamış. Yapıyorlar. Böyle de bir kaptanım var. Bu tekneye kaptanlık yapıyor. Güzel bir tekne. Geri kalan genel itibariyle tur teknesi. Tur tekneleri yanaşıyor buraya. Tur tekneleri gittiğinde de işte benim gibiler oraya girip oradan elektriğini, suyunuzu günübirlik de alabiliyorsunuz. Hani sabah işte saat 10'dan sonra girip akşam 5'e kadar kalabileceğiniz bir yer. Akşam 5'ten sonra tur tekneleri geliyor. Burası belediyeye ait olan çok kısa bir alandaki marina gibi bir şey. İnşallah büyüğü yapılıyor. Şöyle karşıyı göstereyim. Karşı tarafa. Hayret, özel değil. Çok sevindim yani. Hükümet yaptırıyormuş. Harika. Evet arkadaşlar, şöyle birazcık da kendimi de göstereyim. Çok hava sıcak. İnanılmaz derecede sıcak. Yaktı beni. İşte tekneyi yıkayacağım vesaire. Burada vakit geçireceğim. Bir akrabam da buradaymış, Yüksel abi. Onunla görüşeceğim. Bu geceyi de Datça'da geçirip yarın Datça'dan sonra hedefim belli değil. Hedefimi belirleyip o tarafa doğru yola çıkacağım. Arkadaşlar, Datça'dan çıktım. Yaklaşık 1-1,5 saat oluyor. Bu gördüğünüz Simi, Yunan adası. Onun arasından veriyordu ama Navionics, oradan girmedim. Yunan bayrağı çektim. Çünkü onların sularında gidiyorum şu an. Hedefim Serçe Limanı ya da Bozukkale. GMM yatçılığın katamaranı balon yelkenini açmış. Ama balon çok fazla donmuyor. 15 dakikadır falan seyrediyorum. Balonun amacı tamamen donmak mı donmamak mı onu da bilmiyorum ama güvertede de yaklaşık 3-4 kişi var. Balonu seyrediyorlar. Şu an doldu balon. Cenova kapalı, ana yelken açık. Muhtemelen motorları da kapalı. Gayet keyifli bir seyir yapıyor.
rüzgar tam istedikleri gibi. Ben de sandak baş omuzdan alıyorum. Ama öyle çok dalgalı bir deniz değil. Hafif. Ben geçen sene Marmaris tarafından gelirken buraya gördüğünüz burundan döndüğünde şu açıklık benim çok ilgimi çekmişti. Galiba ilk defa o kadar açık bir deniz görmüştüm. Bayağı bir ürkütmüştü beni ama şimdi İstanbul'dan beri bayağı açıklardan geldiğim için burası hiç etkili olmadı şu an benim için. Normal gelmeye başladı. Çok ileride büyük bir yelkenli var. Bulet de olabilir. Yaklaşık direk var zannedersem. Yaklaştığımda uzaklaşmazsa tekrar çekeceğim onu. Onunla yaklaştıkça da böyle kuzucuklar kendini göstermeye başladı. Ama benim de zannedersem 8 mil kadar bir yolum kaldı.
da şöyle bir durum var. Hani denizden anladınız mı bilmiyorum. Sanki böyle yani yönü çok belli değil. Kaynıyor gibi su. Tam da bir buruna geliyorum. O burunun da etkisi var. Böyle burunlarda fazla anafor oluşuyor. Bu anafor yani sağlı sollu rüzgarın kesiştiği noktalarda da böyle aynı su kaynıyormuş gibi görünüyor. Bir yelkenci daha var. Yelkenini ana yelken açmış. İlerliyor. Bu da zannedersem bir kiralık bir yelkenli. Bir yelkenli daha var karşımda. O da yelkenini açmış. Yani köşeyi dönen yelkeni açık geliyor. Bu da benim için tehlike oluyor. Yani ne kadar çok yelkenli yelken açık geliyorsa bilin ki orada o kadar rüzgar var kafada. Arkadaşlar Bozukkale'ye girmekten vazgeçtim. Köşeyi döndükten sonra rüzgarı da dalgayı da içten almaya başladım. Güzel bir hız kazandırdı. Bozukkale'yi daha önce görmüştüm ama Serçe Limanı'na girmemiştim. O yüzden Serçe Limanı'na giriyorum. Böyle de güzel bir kulet manzarası. Çok güzel süzülüyor. Harika. Müşterileri ya yok ya da uyuyorlar hala. Çalkantılı bir deniz olduğu için ortaya çıkmışlar. Bir kuletle bayağı bir dalga çıkarttı. Biraz onunla mücadele ediyorum. Çatalaların arası da boğaz gibi oldu yani. Bir kulet geçti, şimdi bir kulet daha geçti. Geçiyor. Arkasında bir kulet var. Ondan sonra da iki yelkenli, arkadan gelen iki yelkenli daha var. Bozburun Yarımadası'na kuvvetli ihtimal gidiyorlar. Bozburun'dan çok fazla kulet kalkıyor. Bunlar da o tarafa giden kuletlerdir. Ben Bozburun, Orhaniye, Selimiye, oraları geçen sene gezdim dolaştığım için oralara girmedim. Çünkü oralara girmek bana zaman kaybettirecek. Şimdi yaklaşık işte yarım saat sonra falan Çatalada'nın arasından geçip Serçe Limanı'na doğru döneceğim. Arkadaşlar Serçe Limanı'na geldim. Oldukça yoğun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, şu ana kadar 25 tane tekne gördüm. Bu teknelerin birçoğu gulet. Şöyle tam iskeleye yanaşmadan önce buraları size bir göstermek istedim. Limanın girişi şurası. Şu boğazdan giriyorum. Rahat bir giriş. Bu serçe limanının bir hikayesi var ama şu an aklıma gelmiyor. Aklıma geldiğinde sizinle paylaşacağım. Suyun kalitesini görmenizi istiyorum. Yani yolunuz bu tarafa düşerse mutlaka uğrayın. Şurada bir iskele var. Önünde şezlonglar falan var. Muhtemelen bir işletme var. Böyle güzel bir yer. Hava sıfır. Hiçbir şekilde dalga vesaire almıyor. Su da oldukça gayet güzel. Evet, biletimiz şu an çapasını, zincirini sere sere kıçtan kara olmak üzere kornistan yaptı, ilerliyor. Diğerinin yanına yanaşacak. Gemicisi botuyla beraber arkasında bekliyor. Kıç halatlarını bağlayacak. Evet arkadaşlar, günaydın. Saat 7.30 gibi falan uyandım. Saat 8'de de Serçe Limanı'ndan ayrıldım. Şu arkada gördüğünüz Boğazcık'ta inanılmaz ters akıntı vardı. 4 mile kadar düşürdü tekneyi. Şükürler olsun, şimdi orayı sıyırdım. 7-8 mile tekrar çıktım. Biraz açıktan gidiyorum rotanın dışından. Çünkü o kıyı hattında bir akıntı söz konusu. O akıntı da inanılmaz yavaşlatıyor. Şu an biraz toparladım. Hafif kıştan aldığım bir dalga var. Her şey gayet yolunda gidiyor. Şimdiki hedefim, aslında biraz uzun gidecektim ama vazgeçtim. Çünkü çok uzundu. Mazotum yeter mi yetmez mi bilemedim.
Şu an çok sevdiğim bir limana, koya gidiyorum. Sonradan dün akşam aklıma geldi. Çiftlik koyuna gidiyorum. Çiftlik koyunu internetten Google'a falan yazıp da bakabilirsiniz. Hemen girişinde yanılmıyorsam Ali Ağaoğlu'nun bir adası var. Çok korunaklı bir yer. Bayağı kurtuda kalıyor. 3-4 tane de mekan var. Ama benim sevdiğim bir yer var. Oraya gideceğim. Kahvaltımı yapmadım. Çiftlik koyunda güzel bir kahvaltı yapabileceğimi umut ediyorum. Hedefime yaklaşmaya az zaman kaldı diye hesaplıyorum. Yani neredeyse bir 100 mil kadar yolum var. Parça parça gitmek istiyorum ama işte parça parça gidince de Marmaris'e girmek zorunda kalacağım. Marmaris'e tabii gir çık da bayağı bir zaman kaybedeceğim ama bir seferde de o kadar yolu gözüm kesmiyor işi gerçeği. Şimdilik düşüncelerim bundan ibaret. Yolculuk güzel gidiyor. Deniz güzel. Harika. Bir tane guletim var ileride. Bir tane motor yat geliyor. Bir iki tane çok güzel motor yat bayağı yakınından geçti. Sağlam bir iki dalga yedim. Ama sorun yok. Devam ediyoruz. Arkadaşlar çiftlik koyuna geldim. Çok da güzel, neşeli geldim. İyi de geldim. Çiftlik koyu çok sevdiğim bir yer. Harika. Ama yanaşırken bir problem yaşadım. Zannedersem iskele Bodro'dan bodrolayacaktım iskeleye. Kafadan girdim. Tam yanaşırken tornistan yapıp güzelce böyle oturtturdum. Tam bodroladı. Her şey harika. Hemen inip akış halatını vesaireyi bağlayacağım. O sıra tekneyi boşlarken, yani gazı boşlarken bir tık ileri vermişim. Farkında değilim. Arkaya gidip halatı malatı alayım vesaire derken baktım tekne ileri doğru gitmeye başladı. İskeleyi bayağı bir taradı. Tararken de kromlardan bir tanesini, o dibinin ismini unuttum, orayı iskeleye taktım. Orayı kırdı. Allah'tan hemen yan tarafta bir yelkenci vardı. Hemen indi. O da yardım etti. Teknenin kafasını vesairesini bilmem neyini yakaladı. İşte geri, ileri vesaire falan filan derken güzelce bağladım. Hiç de problem olacak bir yer değil. Çok basit bir yer. Ama zannedersem biraz hızlı hareket ettim. Birazcık da acele ettim. Acele ettiğim için böyle küçük bir problem yaşandı. Buna şükür. Elhamdülillah. Allah büyüğünden esirgesin. Çok küçük bir problem ama yani yapmamam gereken bir hataydı. Yaptım. Orada o kaptan da oturmuş, güzel ailesiyle kahvaltısını yapıyordu. Onlar da bir anda paniklediler. Ses çıktı çünkü pat küt pat küt diye. Neyse, şükürler olsun bağladım. Orada indiğimde çok güzel video çekecektim ama çok moralim bozuldu. Bir de karnım da açtı. Oturdum burada Mehmet kaptanın yerinde. Mehmet Palas zannedersem. Geçen sene de buraya gelmiştim. Alman Emre ile gelmiştik. Alman Emre'ye de buradan selam olsun. Kahvaltımı yaptım. Şimdi çay kahve vesaire bilmem ne yapıp ondan sonra buraları size tanıtacağım.